dünyanın en güzel filmi olan Batman and Robin'den bildiriyorum sevgili dostlar. Birazdan bu filmin derinleştirilmiş analizini hep birlikte yapacağız. Ben öyle bir söz vermiyorum abi. Film için derinleşmek için elimden geleni yapmaya gazdım ama izlediğim her an o gazı içimden söküp aldı yani. Siz ona bakmayın, birazdan gelecek kendine. Fakat bu arada geçen hafta konuştuğumuz filmi bir iyi mi kötü mü çirkin mi nasıl değerlendirmişsiniz onu konuşmak üzere Hilal'e bağlanalım. Abi Fargo filmi ise Batman ve Robin Akasya Durağı bence bu. Akasya Durağı'na hakaret ediyorsun şu anda abi. Yani bu gerçek kesin. Neyden başlıyorsun? En düşük oranlar başlıyor. %2 oranında çirkin denmiş. %2 çirkin, iyi. O iki siz kendinize bakın falan, ne alakası varsa. Bize bence, demiş sanki. Bu arkadaşların genç olduğunu iddia ediyorum ve büyüyünce bir daha izlemelerini tavsiye ediyorum. Bu böyle bir tepeden bakma değil, hakikaten yaşı büyüyünce insanın daha farklı bakabilir filmlere. Bir daha deneyin. Yok eğer 38 yaşındaysan da bir de 48 yaşında denemen lazım o zaman da. Aynı 94 şey yaşındaysan da dedem gibi o zaman mezarda izleyeceksin. Aynı şey Batman Robin için geçerli değil. Şimdi beğenmeyecekseniz keşke küçükken izleseydiniz. Evet, o da aynen tam tersi. Diyeceksin bunu. %6 oranında kötü denmiş. %6 kötü. Okey. %90 oranında da iyi denmiş. Evet biz de zaten. %2'lik bir sapma var bu sefer. Biz de aynı fikirdeyiz sanırım. Gerçekten evet. Güzel bir filmdi. Niye %2 iğrenç mi diyorsun sen Fargo'ya? %2'si iğrenç hani falan. Hayır, biz de aynı için derecede. %90 içindeyiz biz. Ben oranda izledim, ondan şey yaptı. Ben eski Ankara'da oturduğum yeri kastettim. Neyse, evet sevgili dostlar. Batman'e bir giriş yapmak istiyordum. Batman hakkında çok notum var. Yani böyle hani sahne sahne hani günahlarını çıkarma var ya öyle videolar. Günahlarını ben, çıkardım yani. Ben gerçekten yapacaktım bunu. Sonra baktım ki yani bir her 3 saniyede bir şey oluyor aynen artık öyle. Ve dedim ki ben ilk 15 dakikada bir sayfa not aldım ve sonra bıraktım not almayı. Ben de öyle ama sonra bırakmadım, sadece bir arada sıkıldığım bir yer var, not almayı bıraktım. Sonlara doğru tekrar başladım yani, tabii ki not al bitmiyor. Öncelikle şeyden başlayalım abi, anılarınızdan başlayalım. Ne zaman izlemiştiniz? Benim gibi sinemaya mı gittiniz siz de? Ben bu filmi sinemada izlemiştim abi. Küçük bir çocukken çok da fazla nefret ettiğimi hatırlamıyorum açıkçası. Doğru. Yani çünkü bazı şeyler o zaman henüz o kadar yaşlanmamıştı ama hani vakit geçtikçe de uyduruklaşan bir film bu gerçekten. Çocukken ben böyle işte izlemiştik. Bir kenarda duruyordu. Çok şey yapmamıştım. George Clooney'i hiç tutmadığımı hatırlıyorum. Öyle ben Batman de mi olur falan gibisinden. Onun dışında fena değildi küçükken. Sana katılıyorum. Soracağım, affedersin. Sadece şunu dediğimi hatırlıyorum. O kadar hani şimdiki kadar beğenmemiş değildim ama Forever daha güzeldi dedim mesela. Evet evet. Dört film arasında en dandik bu olmuştu gerçekten. Şimdi bakınca güzel. Forever'ın da gayet dandik olduğunu görüyorum. Ama yani, bunun yanında şaheser kalıyor yani kesinlikle. Tabii. Sen ne zaman izledin ben abi? Ben de sinemada Forever'a izledim. Forever'a şaheser demek Akasya Durağı'na Oscar vermeye gerektirir. İşte oradan. Ben de sinemada gittim. Hatta ve hatta Bağdat Caddesi'nde Marks & Spencer vardır. Siz orayı Marks & Spencer olarak biliyorsunuz. Ben de öyle biliyorum. Eskiden onun en üst katı. Lüzumsuz anekdotlar. En üst katı sinemaydı onun. Ve böyle evet yani. İki salon, üç salon sinema ciddi vardı. Ciddi misin? Oha! Allah böyle Allah. Filmi izlerken böyle ağzını tişörte siliyordu. İyice karışmış. Ama yani işte böyle bazı caddesinin ufak sinemaları. Hatırlayan varsa işte yorumlara yazsa böyle küçük bir nostalji benim için. Abi anladın mı? Ya bir dakika. Bu film hakkında hatırladığım en şey tek başıma o sinemada bu filme gitmiştim. Tek başıma girmiştim filmden. Vay be, 10 yaşındasın bu arada. Tabii yani. Vay be. O kadar mı küçük? Kaç yılıydı? 90. Evet 10 yaşındayım. 10 yaşındayken beni koymuş annemler salona. Kendileri Marks & Spencer'da gezmişler bir yandan da. Ondan sonra çıkınca ben anne bitti demişimdir. O zaman 10 yaşında hakikaten bu filmin ne kadar kötü bir film olduğunu bu kadar idrak edemiyorsun ama çok da coşmadığımı hatırlıyorum. Bir garip gelmişti, anladın mı? Yani o yarattığı dünya Batman Forever'da da var ama burada cılkı çıkmış yani. Ya Batman Forever'da en azından diyorsun ki Jim Carrey şov arada böyle falan evet, yapıyor. Işte, çocukken Jim Carrey'i çok sevdiğim için ayrı bir keyif almıştım. Bu burada Arnold şov. Yani Arnold'u bile nasıl seveyim şimdi? Bir de şöyle bir şey var aslında bu dört filmin. Yani tabii ki Tim Burton'ın ilk ikisi ve diğerlerinden biraz farklı ama Schumacher biraz şey yapıyor gibi yani biraz devamını getirmiş gibi o şeydi. Onun tabii yarattığı şeyleri. Forever. Biraz hani dördünün arasında da bir anlatımsal devamlılık var. Yani mesela dördüncüsünde artık merkezden Bruce Wayne'i biraz çekmişler karakter olarak. Hani aşk hikayesi bile yok mesela doğru düzgün falan işte saçma sapan kızlar bakışıyorlar falan.
Biraz o yüzden eski filmlerin devamı gibi bir tık. Öyle bir şey de var hakikaten bunda kafalarda. Alfred aynı işte. Alfred aynı. Bir de Gordon. Gordon amcamızı unutmayın. Evet, evet. Tomuş olan. Ya işte bu filmin şeylerinde, trivialarında Joel Schumacher diyor ki evet ben bu filmin kötü olduğunu itiraf ediyorum. Ama inanın siz eğlenin diye yaptım. Çok o en çok eleştirilen bu ne ya oyuncak dünyası gibi durumları da stüdyo baskısıyla yaptım diyor özetle. Evet. Ve bizim de gerçekten en eleştirdiğimiz şey galiba şu dünya değil mi? Abi o dünya yani o çok bariz bir kere. Zaten oyuncak satma kafasının arabalar olsun kaç tane araç görüyoruz. Kaç tane eşya görüyoruz, hepsine yakın çekim yapıyor. Kaç kostüm görüyoruz, ne ara değiştirdiklerini anlamadığımız. Üçüncü şey resmen herif yani satılsın hani diye. Partiye aynı kostümle gidilmez deyip başka kostüm giyiyorlar son dövüşte. Resmen öyle falan. ve aslında şöyle bir durum var hakikaten. Bu filmi hani kötü kılan bir şey bu tabii. Süper kahraman filmlerinin ya da öykücülüğünün klişe ve beğenmediğimiz ne kadar tarafı varsa bu filmde hepsi ayyuka çıkmış düzeyde var. ve de yerine hani güzel, düz, özgün, değişik orijinal bir şey de yok gerçekten. Senaryo da bok gibi. Tabii çok tabii. Kötü. Yani hiç üzerine düşünülmüş sıfır. O eski Batman dizisi var ya iyi çizgi olan böyle dırı 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 falan. Feyz almış gibiler. Ona, değil mi? Yani ona bayağı yakın benziyor birçok açıdan. O açılara geliriz. Ya hani buna mı artık 97 yılında referan ediyorsun yani? Bir sürü bir şey çıkıyor. Öyle karar vermişler ama gibi. Yani o spesifik olarak hani ona öykünmek gibi değil ama o çizilikte resmen. Yani hani tek tek karakterleri konuşurken o detaylara dalga geçmek ben de istiyorum da. Hani böyle yani kötü adam var ve kötü adamın kendi temasına göre adamları var falan. Yani o kostüm ve eşyaları ne ara ayarlıyorsunuz? Neden ayarlıyorsunuz? O zaman Marina Bifek kullanmak yerine hokey sopası kullanıyor adamlar. Ne gerek var? Müsaade ederseniz ben bu listeme şey yapayım. Buradan bağlantılı konuşalım. Film tamam, nerede tamam. Ama bak ben bir şey söyleyeyim. Film nereden böyle bu kadar kötü olacağını belli ediyor biliyor musunuz? Batmobile biniyor, ekranda küçük Gordon çıkıyor ve diyor ki yeni bir kötü var. Adı da Mr. Freeze. Bunu duyduktan sonra artık dedim ki bu film böyle bir şey değil mi? Kapatıyor telefonu diyor ki bu süperler de birbirini oyalasın diye mi uğraşıyoruz falan. Hani sanki gibi yani. Ben film benim için başında bitiyor. Çünkü abi Batman'in giyinme sahnesi çok meşhurdur. Evet de yani popolarımızı görelim ne kadar seksiyiz sahnelerini. Gerçekten yani hani hazırlanın size böyle bir şey sunacağız az sonra der gibi. Ben oradan başladım yani nefret etmeye. Listenin başında da bunu yazdım. Oyuncak tasarımlar demişim. Arnold'un maalesef ki işte İngilizcesi. İnanılmaz kulağa batmıyor mu artık yani? Abi o yani Arnold'un hani film hakkında söyleyebilecek son şey. Adamı şey gibi düşün. Mercy. Ne bileyim bir engelli biri olsaydı niye kolu yok diye dalga geçecek miydin? Onun gibi bir şey yani biraz adamın konuşmasıyla dalga geçmek bence bu saatten sonra. Ben de hayal kırıklığına uğruyorum çünkü ben de küçük çocukken anlamıyordum. Terminatörleri falan dublaj izlediğim için bu ne kepazelik olayını henüz yaşamamıştım. Ama yani yapacak bir şey yok o adam Avusturyalı yani. Evet yani. Okey o zaman no. Bir ice, yandan da şey cool. Çok kötü ya. Kill them lan falan diye böyle sesler çıkıyor adam yani gerçekten. Arnold'u tüm Arnold'luyla kullanmışlar filmde. Ama bir şey diyeyim mi? Bence Arnold filmin en iyi şeyi yani. Kesinlikle katılıyorum. Hem Arnold olduğu için hem de adam o şeyleri falan çok iyi yapmış. O hani böyle acılar çektiği. Evet ya, o sahneler falan muhteşem var ya. Ağzı, su dışı soluk içi sıcak böyle adamın falan onu alıyorsun ya o duygu. Evet kostümünü de güzel tasarlamışlar. Bütün kostümlere demişler ki ne olur kıçlara özen gösterelim. Hepsi yuvarlak ve yerinde olsun. Yani erkek kadın ayırmadan. Bak filmin hani süper kahraman klişesi sevmediğimiz çok yanı var dedim ama sevdiğim bir iki tane süper kahraman klişesi de Arnold'un güçleri ve onun kullanımı yani böyle işte sıcakta duramıyor falan. O kadar. Abi filmde mutlaka gözünüze battı. Evren adı altında bize yedirmeye çalıştıkları çok büyük bir mantık hatası var. Filmde bir Allah'ın kulu silah çekmiyor abi. Filmde silah yok. Tabanca diye bir şey yok. Yani biri kurşun sıkmıyor. Bir yerde var. Bir yerde Freeze ile Poison Ivy kaçarken filan şeyde arkamda atladıklarında arkasına ateş etmeyi akıl ediyorlar artık. Göklerin tepesine aşağıya. Yani normal o müze sahnesinde hakikaten yani onu görmüşsünüz. Polisi şurası silah var copla vuruyor falan. İnanılmaz. Ama hani, evet. Hani çocuklar izleyecek silah kullanmayalım. Bunun şeyi çıkmış yani. Polislerin bundan niye haberi var?
Onu yerine donarak insanlar ölüyor ama yani çocukların gözleri. Yani 11 dakika içerisinde çözersen ölmüyorlar. Öyle abi notu unutma. Bunu da yani bak dövüşün ortasında Arnold bağırıyor. Bu bilgi sayesinde bütün şehri, bütün arkadaşları, bütün figüranları kurtarmayı başarıyor Batman. Dedektife bak yani herif tesadüfen bağırmasa. Hani böyle komiser Gordon bunlar dondu ne yapacağız? Bir şey yok yapacak diyecekti Batman. Ve zaten o da büyük palavra. Notlarımın ilerisindeydi ama yeri gelmişken söyleyeyim. Ha, bildiğin 11 dakika sonra işte şey dedikten bunu 3-4 dakika sonra öğrendiği için o büyük bir yalan oluyor zaten. Yani 11 dakikayı başlattıklarında çoktan 3-4 dakikası olmuştu o bilgiyi almak için. Yani bunlar palavra. Bak George Clooney demişim, ünlem koymuşum. Ben George Clooney'yi kimi rollerde sevdim. Öyle müthiş tapmam. Bana biraz rol kesen bir adam gelir devamlı. Burada da devamlı rol kesen bir Batman gibi geldi. Yani ne oldu? Hiç inanmayarak oynamış abi adam. Okunuyor gözlerinden. Ben niye bu filmdeyim diye bakıyor yani. Çok George Clooney, George Clooney. Alfred ölümle pençeleşiyor önünde. Böyle bak. Ama George Clooney o yıllarda gülümsemekten başka bir şey yapamıyordu. Adam kariyerini buna borçlu gibi davranıyordu. Yani. Hiç inanmıyor ki. Öbür adam da yazık mı aşağı böyle arada bunlar gidince Hartun Atak geliyor oyunları Türk dizisi gibi. Kötü kötü. Ne kötü ya. Kendileri osuruk bir hastalık icat etmişler. Ben size söylerim. Bence şey yani Alfred benim amcamdır, harikadır, süperdir, muhteşemdir. Bence çok güzel ekmek oynuyor da. Var. Şey yapmışlar. Zaten bütün ekip bu arada hani Alfred'le konuşalım şimdi. Bütün ekip şey demiş. Serinin işine sıçtılar. Hiç kimse inanmamış filmi. Böyle bir durum var gerçekten. Alfred demiş midir? O adam demiştir ya. Bilmiyorum ama Alfred'i de yani çok boktan bir rol vermişler. Yok onun aslında Freeze'in karısına olan Alfred'i de oluyormuştu falan. Senaryo bak. Senaryo yazarlarımızdan. Merhaba sayın Akiva Goldsman. Kendisi Star Trek Discovery. Efendim Fringe. Dark Towers gibi filmlere hatta A Beautiful Mind, Cinderella Man gibi sinema filmlerine imza atmış. Bir hem şey yazar hem de producer. Ama bence bu filmde yani filme mi gelmiş adama ne olmuş? İlk film yani ilk yazarlıklarından mı diyeceğim? Belki de oralarda bir yerdedir adam. Deneme ya da adama gibi. Abi çocuk oyunu yaz demişler. Sonra bununla mixlemiş falan böyle bir şey olmuş yani. Replikler ve oyunculuklar. Bak İkinci George Clooney'i söyledik. Daha ekleyeceğiniz varsa söyleyin. Ne olacak? Bir de ben Uma Thurman'a taktım abi çok. Nesi var ya Uma Thurman'ın? Oynuyor işte seksi seksi. Odada kimse yok. Kendi kendime takılıyorum. Nasıl bir tercih? falan diye. Bu ne abi ya? Tiyatro gibi. Kötü tiyatro gibi yani. Kötü ya. Ya bana işte çocuk oyunu diyorum ya bu böyle kötü bir prodüksiyondan bir çocuk oyunu, neonlu bir çocuk oyunu izliyorum gibi anladın mı? Kimi Serdar Ortaç şarkısıyla dans ederek oyunu bitirdim. Böyle züccaciye çocuk tiyatrosu gibi bir eser yani anladın mı? Abi Uma Thurman işte yapacak bir şey yok. Femme Fatale dediğimiz böyle hafif histerik, hafif kaprisli, işte dramatik falan. Sonunda gelmiş anlaşılan. Bir de şey yani kadın böyle işte dünya Mother Earth bilmem nelerden bahsediyor falan millet kahkahalarla suratına görüyor. Kim kötü abi o pozisyonda ben onu anlamadım. Orada tam şöyle bir şey oldu yalnız. Doğayı da düşünmeliyiz işte toksik atıklar bilmem ne. 1997'deyiz daha dur. Evet. Daha öyle bir şey var aynen. Biraz daha sonuna gelsin. Şurada filmin ileri görüşlüğü açısından bir detayımız daha var. Hani PC, aynen PC muhabbeti. Ben ona çok şaşırdım yani öyle bir replik şey olmasına. Değil mi? Yok Batman, Batwoman, Batperson falan filan. Batgirl mi, Batwoman mı? Ne o? Batwoman mı, Batgirl mı? Ne bir şey diyor? Batgirl aslında yani. Şeyde kas olarak Batgirl. Batwoman ya da Batperson dememiz lazım falan diyor. Vallahi 2019'ları öngörmüş film o açıdan. Çok enteresan. Tek takdir ettiğim cümle buydu filmde. Şimdi filmde çok önemli bir karakter var. Batman dünyasında birazcık böyle hele hele Türkiye'de ilk başta yayınlanan benim gibi hakimseniz Bane çok önemli bir karakter abi. Böyle işte o Nightfall'da falan işte o belini kırdığı sahne ki daha sonra tekrar yapıyorlar falan. Büyük bir kötü falan. Buradaki ne abi? Buradaki yani gene en azından Dark Knight Rises'daki gibi uyduruk değil. What? Abi hani şişiriyorlar adım. O Bane mi bu Bane mi yani? Tabii ki o Bane yani. Hani. Ya bir de böyle göğsüne basınca ekstradan ne oluyor bir daha? Daha da mı güçlü? O var galiba ya. O vardı değil mi? Böyle bir basma. Bir şey var. Daha da güçlüğüne kasmıyor. Evet. Bomb. Bomb. Böyle bir tip değildi ya. Bomb. Tabii. Değil abi tabii ki. Aptal güçlü yapmışlar işte Solomon Grundy falan gibi bir tip gibi yapmışlar.
Harcamışlar tabii beyni aslında yani biraz. Peki, James Vance'ın oynuyormuş bu arada, biliyorsunuz meşhur güreşçilerden bir tanesi. Bu filmden... Yani meşhur bu film... güreşçilerden bir tanesi, tanıyoruz tabii. Bir tanesi Miş diyeyim. Siz tanımıyorsunuz. Ve adamcağız bu film sırasında ölmüş yani. Yani çekilirken falan, evet. Ne hayda. Şimdi bir şey diyemeyeceğiz mi yani? Neyse oradan girmiyorum, adamın şuradan girmiyorum. Adamın bir şey yok abi. Adamın suratı görüntüsünde bir şey mi? Adamın tanıtıldığı an United Nations'ın işte evet, çekikler ve Araplardan oluşması gerçeği. Evet abi, bir şey söyleyeceğim. Bak filmin oyuncuları George Clooney falan, bir de salak sarı kız hariç. Fena değil yani, orta karar da. Biraz hakikaten şu senaryodaki fantazi şeylere geçebilir miyiz yani? Ben de ondan bahsetmek istiyorum. O insanlar kim? Ve onlar böyle her ay bir kötüler sempozyumunda buluşuyorlar mı? Am United Nations olarak. Oraya kim gelir? Ayrıca o Uma Thurman'ı Poison Ivy'ye çeviren profesör adamın laboratuvar olarak seçtiği mekan ne kadar talihsiz bir mekan abi. Böyle çalı çürüpü bataklıkların arasında hani böyle sanki posta kutusu şey zile öyle çalıyordu bana. Bir de Poison'lerdi yani. Poison Ivy'nin Poison Ivy olma sahnesi ortaya karışık değil mi? Abi. Yani mesela hepsinde bir bilimsel açıklamaya kasmışlar. Bunu demişler. Üstüne ortaya karışık bir şeyler döküldü işte üstüne. Ortalık dağılıyor, mahvoluyor. İçindeki kadın isyan ediyor. İşte ama işte artık damarları bilmem ne kanı şu. Ne bilmem ne de şey bitki suyu. Saksı suyu karıştı diye kıza bitkileri telekinetik olarak kontrol edebilme becerisi geliyor. Ama Venom yazan üstünde iskelet olan bir şişene dökülüyor. Eski süper kahraman şeyinde bunu yiyorduk yani, öbür filmlere de bakalım. Joker asitir düştü. Kedi kadını kediler yaladı. Penguin'in neden penguen olduğu belli değil. İşte hatırlamıyorum, Riddler'ı elektrik mi çarpıyordu? Ne oldu? Şimdi bana bir şey olmayacaksa. Kask gibi bir şey takıp böyle garip bir şeyler oluyor. Kask giyiyordu. Burada bu sefer dağınıklığın içine düşüyor kız. Öbürü de soğuk suya düştüğünü şimdi hatırladım. Gerçekten sakallıkları yüzünden bir sürü süper kötü geçiyor. Ya adamın ki tam sakallık Arnold'un ki. diye düşmüş. Film hakkında yani, bu arada geçmişten hatırladığım tek şey Arnold ve karısıymış. Geri kalan her şey üzülmüş. Ya bu arada çok üzülürüm. Özür dilerim, bunlara takıp duracağım ama bom 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 diye koyuyordu ya bombaları şey. Abi ne ara sen böyle sarkıt şeklinde el süsü olabilecek şekilde bomba tasarladın da bunları şeyde mi, adamlarına mı yaptırıyorsun evinde, yoksa ne bileyim ben hediyelik eşya dükkanından satın alıp içine bomba mı yerleştiriyorlar, ne yapıyorlar? Abi adamlar yani inanılmaz bir talih sonucunda tam en tepeye çıktıklarında kesin kapıda kaykay bir şey vardır, oradan bir şekilde ineriz diye aşağı kadar indiler abi ölmeden. Hiçbir kapıyla şekilde. Ya. Kapıyı sörf edip indirelim. Küçükken ben o sahneden çok etkilendiğimi hatırlıyorum abi. Abi yani küçükken. Büyük palavra. Ama öyle olabiliyorsa anlamam. Biz de yapalım ben yani. Ben küçükken şey gibi algılamıştım biraz. Yani onlar kapı değil de o aletin hakikaten böyle bir acil durum için hani hava kaykayı var kaçacak kaçmak için. Ben öyle. Hiç de öyle bir şey diyemeyeceğim. Bildiğin kapıyla iniyorlar aşağıya ve bir de yani, artık yuh ya. Şimdi şey de çok enteresan. Ben mesela onlara çok takıyorum. Tamam hani siz biraz böyle suçlular falan mücadele ediyorsunuz ama mesela ben Robin olsam, diyelim ki Ömercan da Batman, orada olsak bana Ömercan dönse hadi kapı dese, ne diyorsun Ömercan? Kapı ne, anlamıyorum. Ya kapı sörf gibi. Ne demek bu? Ya işte sence de aşağı inemez miyiz? Anlamıyorum Ömercan. Sonra bir sonraki sayede Cevdet ve kapı. Nasıl hemen anlaşıyorlar? Şak diye iniyorlar aşağı falan. Yani onun ilk yapıştırdığı ya. Evet. Sörf zamanı falan böyle bir şey deyip de atlıyorlar bir tane. Hani artık iyice... Ya bu sayede bir sürü çocuk ölür ya, anladın mı? Kapıyla aşağı inip... Altıncı Robin. Peki bir şey sormak istiyorum. Mr. Freeze bizimkiler gelince arabasının roketine binip kaçıyor ya. Evet. Orada amacı ne abi? O roket gidip bir yere konacak mı mesela? Yani yok, patlayıp herkes donacakmış ya, öyle bir şey yapacaktı. Evet, o yani büyük bir silahtı. Ve abi oldu. Bir kötünün amacı ne olur? Ben gittim herkes gitsin. Yani klasik. Oradaki amaç patlayıp herkes donacak değildir ya bence. Bence orada başka bir mantık var. Arama. Arıyor mu? Öyle diyor ya. Hayır öyle diyor. Herkesin şey yapacak işte. Kendi gibi yapmaya çalışıyor ya. Evet. Her yer donacak falan bu roket sayesinde falan diye bağırıyor içeride. Oğlum adamın amacı şehri rehin tutup para alıp parayla araştırmasını devam ettirmek. Milleti dondurmak ne işe yarar? Bir de bu İsmosun. Dünyada şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Batman camiası açısından. Rastgele bir çocuk Batman'in yanına geldi bir gün. Aa, böyle tramplenlerden atlamalar, sirkte şey olmalar. Meğerse ne güç varmış onda. Lak diye adapte oldu.
Bir kız geldi rastgele. He asıl. Şimdi de. Kızın hani Chris yani, O'Donnell yani Robin bir önceki filmden beri var, bir de cambazmış. Yani cambaz. Yani bu arada hayır. Kız da bir bazmış ama. Kız da aslında çok badass motor kullanıp insanların ağzını sıçıp Oxford yarışlara katılıyormuş. Değil de benzer bir okuldan gelmiş. Kız abi ta İngiltere'den buraya üniformasıyla mı gelmiş? Başka kıyafeti yok mu yani, anladın mı? Batman'in müthiş dedektif. Okuldan kovulduk daha anladık ama yani insan evet, ağlaya ağlaya gelmiş ya okuldan. Direkt evet, doğru söylüyor. Tabii canım şey görünce. Kız işte ben yazdım. Niye Amerikan aksanıyla konuşuyor abi madem İngiliz kız? Bilmiyorum abi. Bu arada evet çünkü yani. Çünkü Alice Silverstone abi. Olabilir. Kızın yani gerçekten bu kadar hızlı Batman takımına dahil edilmesi de bence yani Batman'e pek yakışmıyor. Bir şey söyleyeceğim. Batman ne oluyor birader? Yani bir araştırır der kim la bu, tamam yeğensin de bu kadar olur mu? Ama kendi giydi geldi. Ne diyecek o da, çabuk soyun çabuk bir daha görmeyeyim seni. Abi, çıkar Batman'i. Alfred dikmiş yani, anladın mı? Arada Alfred hazırlamış. Evet, abi Alfred gibi. Tamam mı? Alfred'in baştan beri olayı bu muymuş? Nasıl olsa bizim kız hackler diye mi düşmüş? Hakikaten soruyorum bunu. Bak hackler değil. Beyin algoritmasını bilgisayara kopyalamış. Bu önemli cümleyi sizin için not ettim. O zaman olur tabii. Doğru. Böyle yapay zeka arada ve... Arada glitch oluyor ama farkındaysanız. Evet, video mu değil? Video değil demek ki o. O glitch olduğuna göre bir normal bir kayıt değil o. Yapay zeka. Yapay zeka. O, an. O Jarvis gibi bir şey yani. Aynen. Ama Windows'un önünde duruyor farkındasın. Arkasında böyle Windows ikonları. Bulutlar var. Abi bu kadar gelişmiş bir bilgisayara ve bu kadar gelişmiş bir bilgisayar tekniğine, şeyine, bilgisine sahip. Ekleme, Gertrude falan Alfred. Ki bunları kendisi oynayan oyuncu maşallah 88 yaşında gibi gözüktüğü için hani bu teknoloji birkaç senedir olması olabilir en iyi ihtimalle. Bunları 79 yaşında adam öğrenmiş, sıfırdan başlamış, ustalaşmış. Tabii tabii. Birincisi. Çok garip abi. İkincisi de CD biliyor falan. O bilgisayar da bir de aynen bu kadar gelişmiş bilgisayar falan filan. Fakat bilgisayarına şifre koyacağı zaman her zaman olduğu gibi böyle insanların bilemeyeceği alakasız vırılıp zırıp 715 koymak yerine sağda solda yazan kelimelerden biri tam tercih edilmiş. Gayet kısa o da. Her şeyi biliyorum ama yaş hala bir yaşlıyım. La Pegasus'u yoktu ikincisinin çerçeveye baktığımızda farkındasınız. Aa yok, yok onu kaçırmışım. Var, nasıl yoktu? Var mı? İkincide görmedim diye hatırlıyorum. Hatırlamıyorum böyle bir şey yani. Zor. Mr. Freeze. Mr. Freeze. Daha Mr. Freeze olmadan önce yani Doktor Victor'ken demiş ki ben karıma bir kolye alayım. İleride buza muza düşerim. Kar şeklinde olsun o kolye. Çünkü takım olsun yani. Bunu öngörmüş. Ya da at şeklindeydi. Kız buza düşüp belki kendi de buz adama dönüşünce hemen adamlarına söylemiş. Her şeyi hemen temaya, konsepte uygun hale getirmemiz lazım. Kolyeyi de değiştirdim. Adamlar da donarak bu arada çalışıyorlar. Hepsi titreyerek bekliyor evet, adamı. Abi yani bak ve çok para veriyor bir şey söyleyeceğim. Kendi zindanında sapık manyak planlar kurarken psikopatlıktan ötürü garip grup hareketler yapma klişesinin son noktaya getirilmesinden çok rahatsız oluyorum ben. Hani şey vardı ya. Rüt dü rüt dü rü, haydi bakalım şarkı. Ne yapıyorsunuz abi orada? Ne yapıyorsunuz? Adam bir trajik öyküsü var arkada. Yok karısı hastaymış. Arnold geldi. Arnold geldi. Bir yandan da adamlara koro söyletiyor. Sapıtmış herif yani. Bir de işte I don't like when people interrupt movies diye adamı dondurarak öldürüyor yani. Niye ölüyor abi o adam? Bir de en sağ kolu insan yani, anladın mı? Ölmüyor olabilir canım belki. 10 hemen saniye sonra hemen şey mi yapıyorlar? Bunu çözüyorlardır belki. Ya bu arada arkadaşlar bu villainlara bok atıyorum ama aynı şey Batman için de geçerli. Şimdi Batman'imiz bir Batman'in her numarasını biliyoruz. İşte mağarası var, süper gelişmiş filan. Fakat o mağaradan Robin ve Alfred haberdar. Yani bu filmin işte Alice'i katılacak her ekibe. O koca mağarayı, o mesela arabanın gittiği tünel var. Tünel böyle yani sadece normal bir mağara tüneli değil böyle yani konstrüksiyonla desteklenmiş filan. Onları falan kime nasıl inşa ettirmiş mesela? Onları böyle inşaat ekipleri gözü kapalı mı çalışmışlar ne yaptıklarını bilmeden falan. Sonra ne bileyim böyle araba geliyor mesela böyle dönerek çıkıyor filan. Bu şovları kime hazırlamış abi adam? Robin hava atmak için mi yani? Hepsini kendi yapıyor işte. Alfred'le birlikte çakıyorlar. Günler geçiyor. Işte. Batman'in gücünün bir kısmını amelilikten geliyor. Alfred geliyor. Master Wayne ya arabayı dönerek çıkarmış şeyini yapamadık. Hani gerek var mı? İlla o da olacak falan diye. Robin'in i̇şte neon şeyleri. Yeni Batman'in o başarısı buralardaydı. Mesela böyle soruları cevap var. Yani evet, tabii evet. Ki yine uğraşırsan bulursun ama daha anlaşılabilir bir yerden yürüyordu. Buradaki gibi hava civa şov değildi hakikaten. Öyle büyük bir fark var. Mr. Freeze bir yerde şey yapıyor. Ivy'nin yanına geliyor ilk karşılaştıklarında. Bir dala tutunuyor Ivy'nin dalına.
Ve hatırlarsanız uçuyor o dalla birlikte. Bayağı uçuyor. Böyle gidiyor yani bak. Dal böyle, bu yarısı aslında gidiyor. Hiçbir mantıklı açıklaması yok. Kestiniz mi bilmiyorum. Abi filmde o tarz fizik şeyleri süper. Filmin en başında hani bizimkinin silah böyle Mr. Freeze'in silah gidiyor bir yere konuyor böyle. Yani böyle uçarak oraya düşmesi lazım. Ama öyle bir yapmışlar ki abi, bir mıknatısı var diye oraya konuyor böyle. Abi o sahne zaten bence artık geri... Batman ve Robin de ayaklarında, ellerinde hokey sopası, ayaklarında yerde burada şey çıkarıp da hokey oynamaya başlamalarına. Mr. Freeze diye bir herif yani soğuk temalı bir adamla kapışacağını yolda öğrendin. Ayağında böyle böyle yapınca çıkan buz pateni var. Yani ya yanlışlıkla böyle böyle yaparsan ya buz pateni... Eyvah, ateş temasını almışım yanıma. Ha, evet, niye yani, oluyor bilmiyorum. Su çıkıyor falan. Gerçekten çok çocuksu bunlar. Hiç umursamamışlar. Düşünmemişler değil, umursamamışlar bari ki. Ve bu filmde Batman kötü adam gibi Robin'e büyük bir götlük yapıyor arkadaşlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Sonradan da iyilik yapıyor ama. Hayır abi, o değil. Aşağı yuvarlanıyorlar, motorunu kilitliyor abi. Evet, orada o yapılacak iş mi Allah aşkına ya? Bir iki milimle kaysan Robin gitti yani oradan, anladın ya mı? Başka bir şey yap abi yani. Bir milimi hesaplıyor abi. Batman'in esprisi o. Çok öngörülü, planlı, programlı, o yüzden. Onu sevdin yani. Orada adam aşağı motorla... iyi, çok iyi gösterdiler. Motorla kayıyor. Böyle yapıyor. Motorları kilitli. Aman koyayım diye herif mi düşüyor yere yani? Allah Allah. Vallahi bilemeyeceğim. Benim arkadaşım da Canberk'te hatta Mr. Freeze'in arabası vardı. Çok iyiydi, hatırlıyorum. Önündeki bu filmdeki şey mi? Atılıyordu değil mi? Mr. Freeze'i yakalama sahnesini diyorsunuz. Üzerine konduğum, açtım pelerini Mr. Freeze. Evet, uzatmışsın. Uzatmamışlar artık. Çok net bir sahne. Orada peki Mr. Freeze çok... neden donmuş gibi duruyor? Pardon da pahalı. Ya da yani böyle işte kakası var. Evet, böyle diz şey böyle düğmesinden kapatmışlar gibi bekliyordu Arnold. Burada sevgili yönetmenimiz Joel Schumacher'e bir sallamak istiyorum. Baba anladık. Dutch Angle. Okey. Her şeyi yamuk çekmişsin ya. Her şey biraz böyle ya filmde. Abi durmadan böyle vertigo zaten, anladın mı? Bak bu filmin iki tane büyük fazlası. Bir o, bir de neon ve işte fosfor dünyası. Bir noktada ilk Turkish Bat'e girdikleri zaman orada... Evet, orada şey adam var. Bu adam. Süper drama. Onlar ne abi ya? Onlar ara kötüler de illa drama olacak. Yani ara kötü... Yani kötü bile değil. Ne olduğu belli olmayan. Oraya yani girip kendilerini çiviliyorlar mı arka taraftan her girdikleri zaman? Niye böyle bir şey var? Bir de dövüşmeli bilmedikleri, sadece korkutmak için kostümleri giydiği şuradan belli. Hadi hepimiz aynı şeyi yapalım. Evet. Ben bu elinin burasına, ben burasına, ben de uzuna. Oo, düştük. Hadi arkadaş, aynen koreografi gibi dövüşelim. Haydi koş. Hadi şimdi kaçalım buradan. Ya bu arada Alicia Silverstone'un motosiklet yarışı yaptığı mekandaki şeyleri, çete gruplarını azıcık fark ettiniz mi? Evet. Bir tanesi Clockwork Orange grubuydu mesela, baya yani. Aa, doğru ya. Aynen, böyle baya 5 tane oradaki herifler gibi böyle beyaz kostümlü falan takılıyorlar. Başka temada tipler de var da en ilginci buydu yani. Oraları hızlı ilerlettim. Çok bu sahneyi iyi. Daha önce izledim. Filmin için en güzel yerleri orası ya. Augsburg motosiklet sahnesi. Film çok stüdyo geçiyor yani. İç mekanlar çok var ve çok sıkıcı yani. İşte Poison Ivy'nin yeri, işte Malikane dahil olmak üzere hep böyle iç mekan gibi. Ve hepsi birbirine benziyor. Hepsi dallı budaklı böyle boktan, evet. Neonlu işte. O çok rahatsız edici. Çok. Şeyde o parti sahnesi de ayrı bir lezzet. Kötü. O da iç mekan, daracık böyle. Onun dışında yani. Kötü diziler gibi. Gotham'ın dizaynı da çok böyle artık heykeller. Abi Gotham'ın dizaynı muhteşem inanılmaz yani. Yani heykellerle iç içe geçmiş bir şehir tasarımı muhteşem ve fakat şehirdeki suç oranına hak vermeden geçemiyor insan. Bütün parayı heykellere harcamış şehir yani. Tabii ki Batman'e ihtiyaç olur, tabii ki suç çocuğa yani, manyak mısın? Suçumya nasıl peki? Bizim ama başka protektöre ihtiyacımız yok. Bizim Batman ve Robin'imiz var. Bir de ayağa düşmüşler. Partilere gidiyorlar falan. Hadi bir Batman Robin dans et. Batman'in olayı biraz hani Dark Knight üçlemesinde öyleydi ya, böyle gizemli bir şey olup biraz korku salıyor filan. Bunun nesinden korkarsın? Böyle Batman kostümüyle duran bir herif şeyi çıkartıyor. Çimçin! Hani... Bir kere orada çiçin diye efekt niye var? Çizgi filmi izliyoruz. Yoksa o gerçekten hani Batman kostümünün bir fonksiyonu mu? Ne zaman kredi kartını çıkarsam çiçin diye ses buradan yapıyor. İkincisi, kredi kartı nasıl olur? Bunun nasıl bir açıklaması olur? Batman kostümüyle bankaya gidip kimlik vermeden kart mı çıkarmış? Bu nasıl mümkün olabilir? Batman her zaman öder.
Hesabı kime keselim Bruce Hobbs? Herif dili Ozan içine kendi yaptırmış ama. O ismini ne, nedir, ne saçma. İddia ediyorum bunun gerçekten oyuncağı da vardır abi. Batman kartı bir şekilde kullanmışlardır. Ve Allah kahretmesin. Meme abi. Uçları var. Kızın da var ya. Hani erkeklerinkini de kızlıkını unutmuşum ben. Kızdaki palavra şuydu abi, hatırlıyor musunuz? Utancıma yani gelmiş. Robin, hani Batman yine bayağı kendini maskeliyor ama Robin işte büyücüdür. Aa bu şey işte diyorsun. Tabii. Yani. Aslında öyle bu kadar basit. Ama bizim adam gelince, ya bizim kadın gelince şeyi görüyorlar ve kimsin sen? Yapıyorlar mı yani? Yapıyorlar. Tanımıyorlar mı? Tanımıyorlar. Yani? Kimsin sen diyorlar. Nasıl kimsin sen? Benim ben diyor şey işte bilmem affedin bilmem nesi. Oha. Aa, diyorlar. Kim olabilir ki? Yani. Abi çok saçma yani, inanılmaz. Ama çok da görmedin her kızı diyeceğim de. Kızın evet. Hapishaneden atlamaları. Tabii o zamana kadar bütün bunları yaşayıp oraya çok fazla şey olmamış olabilirsiniz de onu konuştuk mu ya? Yok, konuşmadık. Kitaptan atlıyor. Arkasına atış ediyorduk da yani çok yüksek falan. Yani abi oradan senin beyin dediğin yüzme biliyor mu falan gibi bir şey dedi sadece. Yani bu gazla atladılar. Olabilir abi. Fugitive'de de atlıyor. Ona bir şey diyor musun? Ama Fugitive'de bu bir mi abi? Burada bayağı şey yani böyle anasının nikahı. Kilometrelerce aşağı düşüyorsun yani. Arkham Asylum'u da öyle bir yere yapalım ki hani buraya düşen tımarhanede olduğunu bilsin. Depresif. Peki niye eski buzdolabında getiriyorlar adamcağızı? Kötü bir buzdolabı ya. Abi yani Mr. Freeze protokolleri diye bir şey hazır değil ki. Bul buluştur yapmışlar. Abi şey. Polis bu arada resmen işkenceye çok meraklı değil mi? Böyle falan diye böyle. Evet yani iğrenç polisler. Polisler Allah'ım yani evet yani böyle burada işte uzun süre kalacaksın falan diye gezen. Bunları nereden işe alıyorlar abi böyle? İğrenç insanlar. Böyle, evet kötü adam gibi. Hiç gerçek dünyadaki gibi değil. Peki bir şey diyeceğim. Şunu konuşmayacağız mı hiç? Onda bir şey yok ya. Bence şey açısından güzel. En azından dövüşen değil de değişik tarzda bir villain bu sefer yapmışlar. Öyle bir fark var. Ama yani onun da bokunu çıkarmışlar. I am lover mı demiştim. Abi bir şey söyleyeceğim yani. Gordon'dan aldığı sahne var ya. Ay ay yaşlı mıyım falan. Adamın kötü oyunculuğunun doruk noktasına var. Allah adam. Sonra kız gidiyor. Bane'le birlikte giriyorlar binaya. Polis merkezi ya. Bir tane bile polis çıkıp da yalnız nereye gidiyorsunuz birader demiyor mu yani? Demiyor çünkü... Bir tane polis ben karımı çok seviyorum etkilenmiyorum böyle şeylerden deyip çıkmıyorum mesela orada. Bir tane eşcinsel polis yok ya da evet yani. Yani. Hiç sizden etkilenmedim. Tek etkilenmeyen Mr. Freeze. Aa eşeğiniz ikinler yükledin. Bana bir şey olmaz. Soğuk çünkü. Soğuk. Hani böyle yine espriyi patlatıyor. Şimdi 1997'lerde bayağı büyük güvenlik açıkları vardı. Sonra da onu kapattılar. Çok işte bir tanesi şuydu arkadaşlar. Eğer gizli bir yerde bir şifre varsa sonsuz hakkınız vardı. Deneyin bulabilene kadar. Öyle 3 ak 2 ak falan yoktu. Sonradan Allah'tan değiştirdiler onu. Pek bulana kadar kasta onu abi. Aynen öyle ya. Bir de görmediğimiz taraflar var. Bir de access allowed diyor ya makine. Onu şey yaptınız mı kestiniz mi? Şöyle bak. Mesela şey oldu. Access denied. Access, hello, hani bir şey yani hani mutlu olalım diye kadın konuşturmuşlar yani. O da abi böyle çok eski bilgisayar şeyleri, klişeleri böyle değil miydi bir zamanlar? Böyle bir şifrecilik. Bir de yani o şifre işte her zaman evin bir yerinde yazar odanın. Ne unutmamak lazım. Empire dergisinin 2010 yılında çıkardığı en kötü ilk 50 filme girmiş filmlerden bir tanesiymiş arkadaşlar. Bu Batman and Robin. Ama şimdiye kadar konuştuklarınızı anlıyorum ki siz bayağı sevmişsiniz bu filmi. Çok bayıldık. Bayılmışsınız. Ben bu kadar kötü olduğunu gerçekten hatırlamıyordum ya. Ben hatırlıyordum çünkü sonradan izledim. Yani küçükken izlememin yanı sıra ben şunları bir izleyeyim dedim. Şok geçirdim. Denk gelip geçtiğimi hatırlıyorum. Bir motosiklet sahnesini izlemiştim. Ben onu atlamamın nedeni de o demek ki. Onun dışında oturup izleyememiştim. Niye izleyemediğimi şimdi anladım tekrar izleyince. Year One'ı çekmek istiyormuş çok. Hatta Kurt Russell'a oynatmak istiyormuş şeyi işte Komiser Gordon'u falan. Fakat bu projeden sonra biraz demişler ki sen bunu yapmayalım biraz erteleyelim demişler ve çekmeme çok karar vermişler. Çok bariz bir şekilde bu arada o proje Christopher Nolan'ın projesi dönüşmüş belli ki. Olabilir. Çünkü zaten daha karanlık daha ciddi bir Batman işte filmi çekmek istiyorum diye geziyormuş hakikaten. Batman Begins de Year One'a bazı açılardan benziyor. Benziyor yani. Evet. Hatta Begins çıktığı zaman Year One'ı yeniden basıp çıkarmışlardı. Hı hı.
Yani biz hani hep böyle Hollywood'da biraz otör yönetmen falan diye konuşuyoruz ama biraz da şey muhabbeti oluyor gerçekten. Bir proje oluyor mesela, taslağı falan aşağı yukarı belli oluyor. Senelerce yönetmenden yönetmene, yapımcıdan yapımcıya falan yer değiştirebiliyor. Bu da bir tık öyle olmuş gibi geliyor bana açıkçası. Yani öyle bir Batman Begins'in şeyleri bu dördüncü filmden sonra atılmış. Ama işte dördüncü filmin sıçıklığı yüzünden çok uzun süre ertelendikçe ertelenmiş belli ki herhalde. Bir de galiba işte bu o dönemki filmlerde bazı yönetmenlerin yapımcılarından çok şikayet etmesinden şunu anlıyorum. Şimdilerde biraz daha ya yapımcılar hani yönetmenin keyfine biraz daha bırakıyor ya da vizyonuna. Çünkü bakıyorum yani bu kadar çok şey yok hani eskisi kadar işte yapımcı böyle dedi diye yaptım diye ortaya çıkan yönetmenler yok. Halbuki hala kötü filmler çevriliyor. Olur mu canım ama şeyler falan bir sürü DCEU filmi falan böyle battı ya işte. Şey bile, Joss Whedon bile Avengers filmlerini yönetmeyi bu yüzden bıraktı. Çok karışıyorlar falan diye yani. Öyle miydi? Tabii karışıyorlar tabii. Diye mi bıraktı? Ha, ben onu bilmiyordum. İşte karışmayın artık. Hala. Karışmayın. Bak karışınca ortaya Batman Robin çıkıyor. Başka komik ne vardı ya arkadaşlar? Yani mesela şehrin ortasına teleskop yapmış olmaları. Teleskop şehrin ortasına içine yapılmaz. Ya da dünyanın öbür tarafındaki güneş ışınlarının ülkeyi tamamen şehri abi şansa bak ki yani adamın planıyla Bruce Wayne'in yeni geliştirdiği teknoloji birbiriyle uyumlu ve şey hani tutuyor falan filan. Böyle çok şey var abi. Bandik bir senaryo. Karısının ölümü Alfred'e çıkması. İşte kızının uzaktan abi, gelip herif adamın yanında kür taşıması. Aynen Alfred hasta diyor. Jırt diye burasından bile Alfred'in şeyiyle ne denir ona işte. Serum makinesi. Serum makinesiyle uyumlu şişe çıkıyor buradan. Yetiyor yani onu da bir tane kullanmak. Ve o şişe öyle bir ışık saçıyor ki mavi suratlarını dayamışlar falan gittiyseniz. Bütün odayı hakimiyeti altına alıyor. İnanılmaz şeyler var. Ya filmin tasarımı falan gerçekten çok böyle sallapati. Şey demiyorum, emek yok, görüntüler kötü görünüyor demiyorum. Görüntüler yani var olmak için var gibi. Sadece nasıl göründüğü düşünülmüş gibi. Hiç böyle bir ne diyelim ona tırnak içerisinde hiçbir mühendislik yok görüntülerde. Hiç. Ya bir atmosfer var ama kötü değil bir atmosfer. Şeyin, Tim Burton'ın ürettiği atmosferin çakması biraz gibi yani. İşte ondan kalıntılar ya. Var. Çok yani. Onun en azından bir tarzı vardı. Bunun tarzı da yok. Işıl ışıl yani böyle her şey. Bir daha mesela ilk yani Tim Burton hani Joker'li filminde ortalıkta gezen sokak serserilerinin zaman zaman böyle işte şaklaban vari olmasının baş kötünün Joker olmasından kaynaklı bir tema bütünlüğü oluyordu. Moda şimdi böyle neden dejenere şey moda devam ediyor kötüler arasında? Neden böyle biz punkız o yüzden hani kötüyüz? Tek sebebi böyle giyiniyor olmamız falan. Abi, ama Gotham işte orası belli olmaz. Orada böyle manyakla kapıyı çalıyorsun. Böyle tipler var seni yeriz. Gotham'da ya öyle oluyorsun ya öbür gazeteci kadın gibi. Aa bilmem ne biz Gotham'ın ileri gelenlerindeyiz. İkisinin arası yok yani. Bu iki tip vatandaş olunabiliyor yani. Başka tarz yani. Ya zenginsin ya şey. Bak, Tim Burton, ya da sokakta donarak işleyen köpeksin. Gene Batman, normal ilk Batman filminde Kim Basinger falan bir gazeteciler vardı. Hiç öyle karakter kalmış durumu değil bunda. Zengin süperler var. Dövüşenler var. Bir de süper iyiler, süper kötüler var. O kadar. Zaten hiçbir yer görmüyoruz. Bu arada Friends'teki kızdı şey o yanındaki yavuklusu. Fark ettin mi onu? Ellie McPherson. Kim o? Friends'de ne oynuyordu ya? Joey'nin oda arkadaşı. Ha. Şey olan böyle Avustralyalı evet. Bilmem ne modeli olan falan. Ne saçma bir karakter bu. Dansçı olan. Dansçı ben artık evlenmek istiyorum falan. Bu muhabbet koymuş. Dur abi yani Bruce Wayne'e aşk ilişkisi koymazsak herifi abaza zannederler. Ayıp olur deyip o kızı da koymuşlar. Niye abi? Filmde Poison Ivy üzerinden ilerlenen sen işte bu kadını elde etmemi istemiyorsun. O gece belli ki kadın onu terk ediyor. Bir daha görmüyoruz kadını. Aa doğru öperken. Görüyoruz ya. Bir daha görüyor muyuz? Görüyoruz. Observatory açılışında var ya onun. Var var doğru görüyoruz. Ha o daha sonra mı? Tabii. Öperken Poison Ivy'yi görüyor. Kız bir şey de pardon daldım diyor Poison Ivy'ye dalıyor. Yani o ilacın etkisi mi devam ediyor? Yoksa artık adamın şeyine mi vurmuş? Mı yaktı? Bunu asla bilemiyoruz. Bu arada arkadaşlar Poison Ivy şeye işte evdeki dağınıklığa düşüyor diye süper güçleri kazanıyor ya. Yani süper güçleri arasında işte bitkileri kontrol etmek var. Zaten süper hızlı büyüyen bitkiler onu bilim kadını olarak mı icat etti Poison Ivy gücü mü orası belirsiz. Fakat bir de zehirleme gücü geliyor ya. Bu niye mesela dudaklarına geliyor?
Ya hadi niyesini geçti? Yani parmak ucuna da gelebilir. Yani hani böyle baktım, da gelebilir. Baktım böyle silikon diplerini çıkardı. Ensesini yapışıp öpsene çocuğu enayi. Evet. Niye bekliyorsun artık çocuk yani? Çocuk burada çıkarıyor mal. Evet ya şey anladın mı? Kucağında çıkarıyor yani. Şimdi illa öpecek ya gel şurada. Hadi dudağında. Hadi onu da geçtim. Şunu nasıl anladın abi? Aa dudağımda zehir var galiba. Birini öpsem öldürebilirim. Abi bir dur yani anladın mı? Bir yaşa bir şey yaşa abi, ya. İlk iş olarak tabii ki kadın annesi ziyaret etmeye gidiyor. Ben istifa ettim ben falan. İlk öldürdüğü insan anneciğim anne anne falan diyor öyle kesiliyor. O yüzden iyice sapıtıyor falan. Evet olabilir. Güzel bir derim. Bir detayı daha söylemezsem çatlarım artık. Bunlar mesela beyin bunun adamı oluyor ya. Araba kullanıyorlar. Arabayla bir yere gidiyorlar falan. İşte Gotham bilmem nereye götür beni diyor. Tamam diyor götürüyor. Abi beyin buraları nereden biliyor? Allah aşkına daha yeni geldiniz katıma falan. Adamı bilmem ne Güney Afrika'dan, Güney Amerika'dan getirdik evet. Demiyorlar mı başta evet. İnci Sıska? Dil mi bilmeyen gönüllü oldu diyor. Yani. Böyle çok bir saçma ya. Gönüllü de değil yani aslında. Hiç düşünmüş çok uğraşmamışlar abi. Peki. Dünyanın en güzel birinci sorusu. Erkan ve Saylam'ın ne kadar artık polisler kötü diyorsun da Mr. Freeze'i kostümüyle... Arkam Asylum'un içine koyuyorsun ha, sen. Evet, filmin bir sonunda. De kadının odasına koyuyorsun anladın mı yani? Yesinler birbirlerini. Ha, evet gerçekten. Bu ne yani artık çüş ya. Ya kadını öldürmeye giriyor oraya ve izin veriyorsun sen bunu anladın mı böyle bir ıslah kurumu olarak. Günün sonunda kimseyi öldürmedi. Herkesi o küçücük lazer silahını biraz daha büyüterek herkesi çözdü değil mi şey? Evet. Kimse ölmedi. Bir tane zayiat yok. Aynen. Suçlu da yok. Ha yok bir iki kişi zehirlenerek ölüyor Poison Ivy yüzünden. Poison Ivy hak ediyor hapisi. Adamı ne yapacaklar? Çalışmalarını sürdürelim doktorcum diye bitiyor film. Yani o evet, belli yani ki orada bir şey var. Yani. Benim hayatımda hiçbir filmde görmediğim bir adalet sistemi işliyor. Evet. Ve bunu da Batman tek başına yapıyor. Bak bir yargıca sormuyor. Abi, bir erke sormuyor. Bak işte. Bruce Wayne ya, ben yaparım sana diyor. 10 binleri ölüm riskine atan adamı. Abi sen aslında iyisin valla içine baksan iyilik var falan cümle. Baya faşizan bir yönetim. Ben anladım Batman yönetiyor. Bak orayı. İşte bu 4 filmlik bir öykü devamlığı var diyordum ya. Şimdi ilk filmde polis Batman'e düşmandı. İkinci filmde iyi oluyordu araları fakat Penguin bunu oyuna getiriyordu da tekrar polisi düşman ediyordu Batman'e. Forever hatırlamıyorum ama orada zaten bizim herifin psikolojik problemleri, hipnotizmalar falan bir şeyler konuydu. Burada artık Batman'in psikolojik problemi yok. Burada artık Batman'in toplumda da problemi yok. Yani ilk üç filmde bunları işledik diye burada artık bu konularda oturmuş. Burada Batman'in hiçbir derdi yok. Batman kağıt gibi bir karakter abi. Yani. Evet evet hiç derdi yok hakikaten. Yani polisle arası iyi, toplum bunu seviyor. Bir laf, bir dediğini ikiye etmiyorlar anladın mı? Hani Mr. Freeze kostümüyle çalışmaya devam edecek diyorlar. Tamam diyor toplum belli ki. Ama işte partneriyle sidekick'iyle bir derdi var. Sidekick diyor ki ben sidekick olmak istemiyorum. Esas bu drama buradan geliyor arkadaşlar. Siz o da ne kadar osunluktan yani. Bir drama yani. Bana öpme dedin. Öptüm, öpme dedin falan. Sen istiyorsun çünkü. Filmin ilk repliği şu. Hey kızlar arabayı seviyor, ben de araba istiyorum falan. Çiçlik de. Ne saçma ya, evet ne kadar kötü ya. Orada motorlu kum. Batman böyle değil mi? Nereden aldık bu yapımı? Ne yaptım ben? Şeydeki Batman. Batmobil üstü niye açık? Neydi şunun adı? Batman of the Future'daki Bruce Wayne olsa yani orada Robin'i böyle bakışlarıyla öldürür herhalde falan böyle anladın mı? Batman. Abi yani Batman'in hiçbir karizması, hiçbir vasfı da yok anladın mı? Tabii. Böyle geçimli bir adam yani. Niye Batman olmuş gibi adam diyorum ben. Aynen. Bir ara şey gösteriyorlar biliyorsunuz. Dünyanın en kötü tercihi olarak pencereye bakarken adam pencere birden bir ekrana ve onun geçmişine gidiyor. Ha ufak evet. Şeyleri var. Mezar başında doğru. Alfred'le işte şey yaparken falan. Uf, hayır seçimler de çok kötü yani sadece onu anlatır bir şekilde değil. Yeşilçam ya artık. Ay çok kötüydü Yeşilçam ya. Batman'in ne var mesela burada. Bir de bir tane daha bu sahnelerden var. Özür dilerim uçağı var diyorduk mesela uçakla şey çıkıyordu. Burada ne var abi ne var? İşte Alfred hasta yatağında yatarken ilerideki öbür yatağa bakıp Alfred'in konuşmalı olarak hayalini görüyor anladın mı? Ses de var böyle hani böyle bir yandan konuşuyorlar bir yandan öbür Alfred bir şey anlatıyor. Öbür tarafta Alfred'in kitap okuması var. Dedim ki niye buraya kusmuşlar yani? Alfred bir tane çakı orada buradayım odaklan. ya, bırak anıları ölmedim daha dur. Evet ya ölmemiş adamın yanında niye hayal görüyorsun ya adamın yanındasın ayıptır ya. Kötü tercihler ya. Berbat bir şey. Evet arkadaşlar sizce... Batman ve Robin iyi bir film mi? Batman ve Robin ve Batgirl. Çok ayıp. O üçüncüsü, beşincisi olacak. Kameraya koşuşanları da konuşmadık. Kötü bir film mi?
Yoksa iğrenç bir film. Allah belasını mı versin? Yoksa seven var mı aramızda? Aslında iyi bir film. Yani çok merak ediyoruz bunu. Sevenleri gerçekten incitmeden. Bu arada film akış olarak, tempo olarak, müzik kullanımı falan bu tarz konularda kötü değil. Fena değil yani. Abi yani şunu anladık ki biz akış ve tempo aramıyormuşuz sadece. Çünkü yani küçükken bence filmi çok beğenmememe sebep olan, yani biraz olsun keyif almamıza sebep olan şey bu olduğunu düşünüyorum. Ama 2 saat ya. Abi ne küçükken olacak? Neyi beğendim biliyor musun? Şey. Oradan araba geliyor, buradan kız çıkıyor, buradan o geliyor. O kadar sirk gibi her şey oluyor ki. Evet, koca bir sirk gibi yani. Şeyler falan da çok R'sini gittim. Fazla söyledim. CGI havalarda uçuştukları sahneler, yeşilde çektikleri zaman color inanılmaz değişiyor yani. Buna çok takıldım ben arkadaşlar. Haftaya diyoruz hani böyle gişe filmleri, o zaman Batman and Robin çıkıyor ama yepyeni hiç görmediğimiz bir macera ne çıkardı? Hatırlarsanız siz de söylemiştiniz zaten. Bizim bu seçmece filmler videomuzun ikincisinde galiba. Mumya. Yani Mummy. İlki. İmotep. İmotep. Hayatımda çok güldüğüm sahnelerden bir tanesiydi o. Konuşuruz bunları haftaya. Kendinize iyi bakın.